hayatımın dönüm noktası dediğiniz, hayata karşı bakış açınızı değiştiren bir anınız var mı? Üniversite birinci sınıftayım, depresyondayım ama. Böyle bir zaman diliminde bir arkadaş ben seni bir yere sohbete götüreceğim dedi. Ben gitmek istemedim. Yarın akşam anlaşmıştık, kaçtım. Bir gün sonra bir daha hocam gidebiliriz bu akşam da sohbet varmış. Tabii ben ne olduğunu bilmiyorum yani ama dini bir sohbet olduğunu biliyorum. Fakat gitmek de istemiyorum doğrusunu söylemek gerekirse. Ancak kurtulamayacağımı düşündüm. Yakın bir arkadaşım. Ya bir kere gideyim beğenmiyorum deyip ayrılacağım dedim zaten. Gitmemiz de çok enteresan bir gidişimiz oldu. Yol uzuyor. Ayağım tele takıldı düştüm. Hatta şöyle yorumlamıştım. Bu tel bana gitme diyor. Bak hemen negatif bir bakış açısı. Benim şu sorunum vardı. Kaderle ilgili inanılmaz sorular kafamda uçuyor o dönemde. Ve vesvese konusu. İçinden çıkamıyorum. Kaynakları okuyorum, tatmin olmuyorum. Tam böyle bir dönemde içeri girdik, bir sohbet var. Bir profesör ders yapıyor. E, vesvese risalesiymiş o. Tam benim aradığım şey şu cümleler halen kulağımda tıntın tın eder. Vesvese musibete benzer. Bilirsen gider, bilmezsen gelir. Korkarsan gelir, korkmazsan gider. Ve vesvesenin kısımları olduğundan bahsediyor. Yani obsesyon aslında, takıntılar. Şimdi bilimsel çalışmalar var ortada. Ya bu adam nereden biliyor? Vesvesenin birçok kısmı var diyor. Onun içinden beş tanesini seçeyim diyor. Ben o dersi dinledim. inanılmaz rahatladım. Sonradan tabii fark ediyorum. Meğer o gün depresyondan çıkmışım. Çünkü ondan sonrası ben hatırlamıyorum. Depresyonumun devam ettiğini hatırlamıyorum. Arkadaşa dedim ki yarın var mı dedim. Yarın da başka yerde var dedi. Peki diğer gün var mı? Sonra ben bütün adresleri aldım. Nerede sohbetler oluyor? Haftanın her akşamı sohbetlere gitmeye başladım. Kredi yurtlarında kalıyorum o dönemde. Baktım böyle kurtulamayacağım. çantam aldım oraya taşındım. Ve kader hisalesini bugüne kadar 200'den fazla okumuşum diyebilirim. Zaten küdyatı 20'den fazla okunmayı biliyorum yani. Risale-i Nur eserlerinin benim hayatımda çok çok büyük bir etkisi var. İnanılmaz bir yeri var diyebilirim.